1. Birinci sınıf kimya ders kitabı sayfa 268 cevapları. E-kare yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Birinci sınıf kimya E-kare yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 268 aşağıdaki metinde numaralandırılmış boşlukları kutularda verilen kelime ya da kelime grubundan uygun olanla tamamlayınız. Cevap: kimyasal tepkimelerin bazıları tek yönlü olmakla birlikte birçoğu hem ileri hem de geri yönlü, yani tersinir tepkimelerdir. Bu tür tepkimelerde ileri yöndeki tepkimenin hızı, geri yöndeki tepkimenin hızına eşit olduğu anda kimyasal denge 1 kurulur. Denge halindeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında, Le Chatelier ilkesin 2 göre sistem bu etkiyi azaltacak yönde hareket eder ve yeniden dengeye ulaşır. Dengeye derişim, basınç, 3, hacim ve sıcaklık gibi faktörler etki eder. Kimyasal tepkimelerin en önemli sınıflarından birini sulu çözeltilerde gerçekleşen asit-baz tepkimeleri oluşturur. Bu tepkimelerde derişimleri nicel olarak ifade edebilmek için pH-4 kavramı kullanılır. Farklı şekillerde asit ve baz tanımı yapmak mümkündür. Hatırlanacağı gibi Arrhenius tanımı, suda çözündüğünde proton, 5 veya OH iyonu oluşturmasına göre yapılan tanımdır. Biraz daha kapsamlı bir tanım olan Brenstolori asit baz tanımı, H iyonu, 6, alışverişine göre yapılan tanımdır. Asit ve bazlar, suda çözündüğünde iyonlaşabilen maddelerdir. Dolayısıyla bir asidin veya bir bazın kuvvetli olup olmamasının ölçüsü, suda ne kadar iyonlaşabildiği ile ilgilidir. Suda çözündüğünde tamamen iyonlaşabilen, 7, asitler kuvvetli asitler, bazlar ise kuvvetli bazlardır. Tersine, suda çözündüğünde kısmen iyonlaşabilen asitler zayıf asitler, bazlar ise zayıf bazlardır. Zayıf asitlerin iyonlaşma denge tepkimeleri, asitlik sabiti 8 denilen K, zayıf bazların iyonlaşma denge tepkimeleri ise bazlık sabiti 9 denilen KB değerleriyle ifade edilir. Belirli bir sıcaklıkta K ve KB değeri arttıkça zayıf asidin ve zayıf bazın kuvveti de artar. Zayıf asit ve bazlarda olduğu gibi az çözünen tuzların çözünürlük denge tepkimeleri de çözünürlük çarpımı 10 denilen KCC ile ifade edilir. Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz. İfadeler doğru ise D, yanlış ise Y harfine işaretleyiniz. Cevap: birinci katı ve sıvı maddelerin derişimleri sabit olduğundan denge denklemlerinde yer almaz. Doğru. İkinci, denge halindeki bir tepkimeye giren maddelerden biri eklendiğinde net tepkime ürünler yönüne ilerler. Doğru. Üçüncü, K değeri büyük olan zayıf bir asidin konjüge bazının KB değeri de büyüktür. Yanlış. Dördüncü, denge sabiti KC'nin değeri sıcaklıkla değişir. Doğru. Beşinci, dinamik denge, gözlenebilir olayların sonlandığı, gözlenemeyen olayların devam ettiği bir süreçtir. Doğru. Altıncı, basınç artışına bağlı olarak gazların çözünürlüğü azalır. Yanlış. Yedinci, kuvvetli asit ve bazların iyonlaşma yüzde oranı, zayıf asit ve bazların iyonlaşma yüzde oranlarından büyüktür. Doğru. Sekizinci, bir maddenin asit olup olmadığı, molekülünde hidrojen atomunun olup olmadığına bakılarak belirlenir. Yanlış, 1. Birinci sınıf kimya E-kare eğitim ders kitabı sayfa 268 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.